Merhaba Tam İndir takipçileri. Bu videomuzda üstün kamera özellikleriyle karşımıza çıkan ve değerlendirmelere göre dünyanın en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olan Samsung Galaxy S9 Plus'ı yakından ve detaylıca inceliyoruz. Bu videoda Samsung Galaxy S9 Plus'a Note 8 ve geçtiğimiz seneki S8 Plus'ta eşlik edecek. Yani her zamanki gibi bomba bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Kısaca şöyle bir telefon dışına bakalım istiyorum açıkçası. İlk olarak telefona baktığımızda kocaman bir ekran görüyoruz ve aslına bakarsanız net bir Samsung tasarımı korunmuş durumda telefona baktığımızda. Sağ tarafta sadece güç tuşu konumlandırılmış. Hemen güç tuşunun şöyle boyutunun birazcık büyüdüğünü de S8'de yan yana koyduğumuzda zaten görebiliyorsunuz. Sol tarafa baktığımızda sol tarafta ses açma kapama tuşları ve Bixby tuşu yer alıyor. Bixby tuşunun da boyu geçtiğimiz seneki S8 modellerine göre bir miktar daha büyütülmüş durumda. Üst tarafta SIM kart ve SD kart çekmecesini görebiliyoruz. Hemen altta kulaklık jack'ı ve USB Type-C çıkışı, mikrofon ve hoparlör yer alıyor. Bu seneki hoparlör tasarımı da geçtiğimiz yılki S8 modeline göre birazcık daha değiştirilmiş. Telefonun dışına baktığımızda çıplak gözle göremeyeceğiniz bir değişiklik var arkadaşlar. Eyes'in içine konumlandırılmış ikinci bir hoparlör var. Yani S9 serisi stereo hoparlörle bizlerle buluşuyor. Arka tarafa baktığımızda gördüğünüz üzere 2 adet kamera S9 modellerinde değil, S9 Plus'ta sadece konumlandırılmış durumda. Bu 2 adet kamera geçtiğimiz yıla göre birazcık yer değiştirmiş ve parmak izi okuyucu da yine gördüğünüz üzere alta gelmiş durumda. Bu parmak izinin yerini net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Yeri çok daha ergonomik. Yani kullanım sırasında çok daha rahat bir kullanımı kullanıcıyla buluşturuyor yeni parmak izi okuyucusunun yeri. Her ne kadar gözükmese de Samsung'un yıllardır kullanıcılarla buluşturduğu kablosuz şarj özelliği de yine S9 Plus'ın arka tarafında içeriye gizlenmiş durumda sizlerle buluşuyor. Bu arada bu kablosuz şarjın hızlı şarj desteğinin olduğunu belirtmemde fayda var. Daha hala yeni kablosuz şarja geçen firmalara da inat Samsung bu konudaki tecrübesini yine telefonda konuşturmuş. Telefon ağırlığına bakacak olursak da 189 gramlık bir ağırlığa sahip S9 Plus. S9 Plus açıkçası geçtiğimiz yılki S8 serisinin tasarımının bütün böyle ana hattını taşıyor gibi arkadaşlar. İlk baktığınızda ön taraftan S8'e benzetebilirsiniz. Ancak telefonda kullanılan malzeme de aslına bakarsanız geçtiğimiz yılla aynı malzeme. Yine Gorilla Glass 5 konumlandırılmış durumda cam malzemede. Etrafında da yine kuvvetli bir alüminyum malzeme yer alıyor. Tasarım olarak ne kadar telefonlar birbirine benzese de iş performansı ve günlük kullanıma geldiğinde arada farklılıklar yok değil. Yani birebir bir aynı cihazı satın almıyorsunuz tabii ki. Şöyle teknik özelliklerine de telefonun bir kısaca bakalım. Sonra asıl önemli noktalara doğru gideceğiz. Şimdi ülkemizdeki S9 modellerinde Exynos 9810 kullanılıyor. Neden ülkemizde bu kullanılıyor? Ülkemizde Samsung'un kendi işlemcisi kullanılıyor. Çin ve Amerika pazarlarında Snapdragon 845 modelli S9'lar yer alıyor. Telefonun içindeki grafik işlemci Mali G72 MP18 isimli bir grafik işlemci. Telefonla oyun oynadım. Bayağı da açıkçası kastırmak için uğraştım. Beni bayağı tatmin etti. Oldukça güçlü bir işlemci. Telefonda 6 GB bir RAM konumlandırılmış durumda. S9 Plus'ta yalnız bu. Plus modelinde 6 GB'lık bir RAM var. Bu RAM yani Note 8'e bayağı yakın ve telefonun performansına direkt olarak etki eden bir RAM miktarı. Oldukça yeterli buldum açıkçası bu RAM miktarını. Hafıza tarafına baktığımızda bu sene Samsung'da birazcık işler farklıya gitti arkadaşlar. 64 GB'lık bir model şu anda elindeki model ama 128 ve 256'lık modellerde yine ülkemize gelecek. İsterseniz microSD kartta 400 GB'lık kadar telefonun hafızasını yükseltebiliyorsunuz. Teknik özellikleri daha da derinleştirmeden arkadaşlar bizim asıl önem verdiğimiz nokta olan Geekbench 4 skorlarının için telefonları böyle bir yan yana dizelim. Bakalım hangi telefonun performansı daha iyi bir sonucu bizlerle buluşturuyor. Şimdi hemen şunu da söyleyeyim. Modeller şöyle gidiyor. S8 Plus, S9 Plus ve Note 8 tabii ki. Bakalım hangi cihazın Geekbench skoru daha iyi bir performansı bizlerle buluşturacak. Şimdi bu arada teknik özellikler kısmında da bir şeyden bahsetmiştim arkadaşlar. S9 Plus ve S9 iki farklı işlemciyle geliyor demiştim. Snapdragon 845 ile gelen modeli de incelemede bu Geekbench skorunda es geçmek olmazdı. Onu da gördüğünüz gibi koyduğumuzda performanslar arasında ciddi anlamda fark var. Yani Samsung Exynos işlemcisinde baya baya ileriye götürmüş gibi gözüküyor işi. Genel olarak şöyle Geekbench skorlarına baktığımızda gördüğünüz üzere S9 Plus Note 8'den ve S8 Plus'tan daha yüksek bir skora sahip. Fakat aslına bakarsanız günlük tarafta baktığımızda
böyle dağlar kadar bir fark kesinlikle olmayacaktır. Ama telefonda hız olarak tabii ki tatmin edici geliştirmeler var. Fakat Geekbench skorlarına baktığımızda arada dağlar kadar büyük büyük farklılıklar yok. Samsung Galaxy S9 Plus'ta ekran konusunda da güzel geliştirmeler mevcut arkadaşlar. Tasarım olarak S8 Plus'ta benzer olan bu ekran büyüklük olarak da aslına bakarsanız aynı. Ekranın büyüklüğü 6.2 inç ve çözünürlüğü 1440x2960 olarak belirlenmiş. Ekran kasa oranı açıkçası zaten bu telefon yapan özelliklerden bir tanesi. %84.2'lik bir ekran kasa oranına sahip, gerçekten başarılı bir ekran kasa oranı. Piksel yoğunluğuna baktığımızda da 529 ppi gibi oldukça yerinde güzel bir piksel yoğunluğuna sahip olduğunu görüyoruz ekranın. Şimdi güzel gelişmeler var demiştim. Onlardan ilki şu arkadaşlar. S9 ailesinin ekran parlaklığı S8 ailesine göre %20 artırılmış durumda. Ve HDR10'la da ekranlar desteklenmiş. Bunlar size neler sunuyor pratikte? Baktığımız zaman güneş altında bir telefon kullanımı yapacağınız zaman telefon ekranını görmeniz S8 modeline göre çok daha rahatlatılmış durumda. Ve HDR10 teknolojisiyle açıkçası HDR destekli bir görüntü açtığınızda arada dağlar kadar görüntü farkı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Zaten birazdan geleceğim ses noktasına da S9 ailesi bayağı güçlendirilmiş durumda. Yani telefondan film izlerken HDR destekli bir film izlediğinizde aradaki farkı rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Ekrandan bahsetmişken hemen ekranın altında konumlandırılan, geçtiğimiz sene ilk defa karşımıza çıkan S8 ailesiyle karşımıza çıkan ekranın baskı kuvvetini algılayabilen orta tuş, sanal orta tuş teknolojisi de yine S9'da da yer alıyor arkadaşlar. Piksel yoğunluğundan falan bu kadar bahsettim sizlere. Bunu size daha net gösterebilmek amacıyla isterseniz S8 Plus, S9 Plus ve Note 8'in ekranlarını şöyle bir yan yana koyup içlerine doğru yola çıkalım. Bakalım piksel yoğunluğu farklılıkları nasıl gözüküyor. Ve geldik kamera. Evet arkadaşlar, S9 ailesinde kamera anlamında ciddi anlamda güzel geliştirmeler mevcut. Yani böyle bir mühendislik harikası bir açıkçası lensle karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Beni bayağı heyecanlandırıyor ama kamera ondan önce şöyle bir R emoji denilen yeni Samsung'un eğlence amaçlı çıkartılan açıkçası teknolojisine şöyle bir bakalım. Evet, kabul etmek gerekirse Apple'ın animojilerine birazcık benziyor. Snapchat'in de bitmojilerine birazcık benziyor açıkçası bu yeni R emoji. Ama aslında arada şöyle bir fark var arkadaşlar. Şimdi animojiyi sadece iMessage ile gönderebiliyorsunuz. Yani sadece Apple'ın kendi uygulamaları arasında gönderebildiğiniz bir teknoloji. Bitmoji de yine aynı şekilde Snapchat'te kullanılıyor ama Samsung tarafında Aromoji'ye baktığımızda Samsung'da Aromoji'yi isterseniz WhatsApp'tan da gönderebiliyorsunuz. İsterseniz diğer destek veren uygulamalardan da yine Aromoji'lerinizi gönderebiliyorsunuz. O açıdan bana sorarsanız bu teknoloji için konuşuyorum. Samsung bir adım öne geçmeyi başarmış durumda uygulamalara sağladığı destek sayesinde. Şu anda da ekranda görmüş olduğunuz gibi kamerayı açtığınızda ön kamerayı çeviriyorsunuz telefonu ve ön kamerada hemen işte size R emoji kısmı gelmiş. Yeni kamera arayüzünün de oldukça güzel olduğunu belirtmemde fayda var. Daha anlaşılır ve daha kolay kullanımına sahip bir açıkçası kamera arayüzü var. Aramıcıya geldiğinizde emoji yarat diyorsunuz. Kendinize bir emoji oluştur diyorsunuz ve emojinizi oluşturup kıyafetlerini değiştirip ondan sonra da arkadaşlarınızla emojilerinizi paylaşmaya başlayabiliyorsunuz. Kameranın lenslerinden birazcık bahsedeyim arkadaşlar. Birazcık diyorum ama gerçekten S9 Plus'ın kameralarına hayran kaldığımı söyleyebilirim. Telefon çift kamerayla karşımıza çıkıyor. Bu çift kameraların çözünürlüğü 12 megapiksel ve dual piksel teknolojisini kullanıyor bu çift kameralar. Kamerada beni kendine hayran bırakan noktaya doğru şöyle ilerleyecek olursak kameralardan bir tanesi arkadaşlar f2.4 diyafram aralığına sahip. Bir diğeri ise f1.5 diyafram aralığına sahip. Yanlış duymadınız. Tam tamına f1.5 teknolojisine, f1.5 diyaframına sahip Samsung Galaxy S9 Plus'ın arka kamerası. Bu arada S9'da da aynı diyafram aralığı yine konumlandırılmış durumda. Şimdi f1.5 sayesinde gece çekimlerinde ve karanlık ortamda yaptığınız çekimlerde ışık sorunu tamamen ortadan kalkıyor gibi bir şey. Şimdi burada asıl olay şu. Kameranın içindeki yer alan böyle gözümüzdeki mekanizma, yani gözümüze benzer bir diyafram şekliyle çalışıyor kamera. Gece çekimlerinde f1.5'e kadar indiğinizde kapaklar böyle açılıyor.
Gündüz çekim yaparken f değeri yükseldiği zaman da kapaklar kapanıyor. Oldukça güzel bir teknoloji. Gerçekten çok beğendim bunu. Zaten gece çekimlerinde de birazdan göreceksiniz. Ancak şunu belirtmemde fayda var. Otomatik modda sanki birazcık bu diyafram aralığı henüz çok böyle randımanlı çalışmıyor gibi, birazcık böyle sıkıntılar oluyor gibi. Fakat Pro modda eğer diyafram modunu kullanarak ve gerekli ayarlamaları yaparak fotoğraf çekmek isterseniz muhteşem sonuçları ortaya çıkartabilirsiniz. Onu da kesinlikle söyleyebilirim. Kamerada bir diğer yeni özellik, S9 ailesi için, S ailesi için açıkçası yepyeni bir özellik. Saniyede 960 kareye kadar görüntüyü yavaşlatarak video çekimi yapabiliyor S9 ailesi. Fakat burada hemen şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu çözünürlük 720p seviyesine 960 FPS çekim yaptığınızda, yani 960 kere videoyu yavaşlatarak çekim yaptığınızda videolarınızın çözünürlüğü HD oluyor. Full HD ya da 4K olmuyor. 4K tarafında da 60 FPS çekim yapabiliyor. Oldukça geliştirilmiş durumda kamera. Fakat burada da hemen şunu belirteyim. 4K 60 FPS çekim yapmak isterseniz telefon 5 dakikada bir videoyu kesiyor arkadaşlar. Yani 5 dakikada bir video kapandığı için tekrardan kayıda basmanız gerekiyor. Bunun da böyle bir durumda olduğunu size söyleyeyim. Kamerada bir diğer güzel özellik ise Bixby Vision adı verilen, görüntüye telefonu tuttuğunuzda Bixby sayesinde, Samsung'un sanal asistanı sayesinde size anlık çeviriler yapabiliyor kamera ve çok daha fazla özelliği yine sizlerle buluşturabiliyor Bixby Vision sayesinde kamera. Bu çift kameraya sahip S9 Plus'taki kameranın böyle detaylarına birazcık daha bakacak olursak, telefondaki kamerada geniş açı fotoğraflar çekebilmeniz için güzel güzel yenilikler mevcut. Canlı odak, yani portre modu oldukça geliştirilmiş durumda. Bu arada S9 ailesine portre modu ön kameraya da gelmiş. Ön kamerada tek kamera var ama portre modu da açıkçası bana sorarsanız çok sorunlu çalışmıyor. Oldukça güzel çalışıyor. Yazılımsal bir portre modu ama işini layığıyla yapıyor diye düşünüyorum. 2x optik zoom yine telefonda konumlandırılmış durumda ve çok daha fazla kamera özelliğini de yanında getiriyor S9 Plus. Ön kamerada az önce bahsetmiştim, 8 megapiksellik bir kamera konumlandırılmış durumda. Ön kameranın diyafram aralığı ise f1.7 civarında. Kameralardan oldukça böyle detaylı bir şekilde teknik özelliklerinden bahsettiğimize göre, isterseniz S8 Plus, S9 Plus ve Note 8'in kameralarını bir yan yana koyalım. Bakalım hangi telefonun kamerası daha iyi bir performansı bizlerle buluşturuyor. Arkadaşlar, sahilde rüzgarlı ve açık bir alanda video çekim yapmak isterseniz sesimi şu anda S9'dan duyuyorsunuz. Duymuş olduğunuz gibi sesiniz videoya gidiyor. Eğer aynı işlemi S8 Plus'ta yaparsanız sesimi şu anda duymuş olduğunuz gibi videoya gidiyor. Eğer aynı işlemi Note 8'de yapmak isterseniz de sesimiz yine videoya bu şekilde gidecek. Videonun başında veya ortalarında falan bahsettiğim S9 ailesinde yeni gelen stereo hoparlörlerde Dolby Atmos desteği yer alıyor arkadaşlar. Dolby Atmos kapalıyken ve açıkken aradaki fark gerçekten inanılmaz değişiyor ve şimdi aranızda şunu söyleyecek arkadaşlar var, onu da biliyorum. Dolby Atmos çok mu acaba, hani yani böyle güzel bir şey, yani şöyle bir şey, birçok telefonda olan bir şey ama Samsung'un büyük bir ihtimalle kullandığı hoparlörler yüzünden telefondaki stereo hoparlörler ciddi anlamda güzel bir deneyim sunuyor. Ben telefonun hoparlörlerini baya baya beğendim kalitesini. İsterseniz şöyle S8 Plus'la bir S9 Plus'ın seslerini yan yana koyalım, hep birlikte dinleyelim. Sizce hangisi daha iyi ses kalitesine sahip, yorumlara yazarsınız.
Bu arada S9 Plus'ı da benim şahsi düşüncem bu şekilde. Bu özelliği piyasada en iyi kullanan firma olduğunu düşündüğüm Samsung yine IP68 sertifikasında, suya ve toza karşı dayanıklı sertifikasında telefona konumlandırmış durumda. Ve geldik arkadaşlar S9 ailesindeki bir diğer yeniliğe. Intelligent Scan adı verilen bir teknoloji S9 ailesinde yer alıyor. Intelligent Scan ne demek diye şöyle hızlıca size bahsetmem gerekirse şöyle söyleyeyim. Intelligent Scan telefondaki yüz tanıma özelliğinin ve iris tarayıcısının aynı anda çalışmasını sağlayan bir teknoloji arkadaşlar. S8 ailesinde iris tarayıcı ve yüz tanıma ayrı ayrı çalışıyordu. Şimdi ne oluyordu? Iris geceleri daha iyi bir performans gösteriyor. Gündüz gün ışığında iyi çalışmıyordu, hatta açmıyordu ekranı. Ama yüz tanıma gündüzde çalışırken gece çalışamıyordu yüz tanıma da. Intelligent Scan'le Samsung bunu ortadan kaldırmaya çalışmış. Fakat şimdi benim deneyimlerimi burada hemen size aktarayım. Evet. Yani normal bir zamanda gözünüzde güneş gezdiği yokken ve siz evdeyken yine ortam çok karanlıksa da Intelligent Scan sayesinde gerçekten telefonun ekranı çatır çatır açılıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Fakat gözünüzde güneş gözlüğü varsa ya da işte nasıl anlatsam size, o sırada kafanızda başka bir şey varsa maalesef Intelligent Scan yine görevini yapmıyor. Yani bu konuda yine bir miktar eksiklik var. Fakat teknoloji aslına bakarsanız iyi. Sizi daha çok böyle rahatlatmaya yönelik çıkartılmış bir teknoloji. Bir diğer güzel özellik arkadaşlar, S9 ailesinde telefondan tansiyonunuzu ölçmek mümkün. Evet, yanlış duymadınız. S9 ailesi gerçekten başka hiçbir aparata ihtiyaç duymadan sizin tansiyonunuzu ölçebiliyor. Ve bu sayede tansiyon aletlerini çöpe attıracak bir teknoloji de artık cebimize girmiş durumda. Ne dersiniz? Eski telefonu anneye babaya verme dönemi galiba kapanıyor gibi gözüküyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Hatta şöyle bir tansiyonumuzu ölçelim. Siz de bir görün bakalım. Tansiyonlar gerçekten tutuyor mu makineyle? Arkadaşlar şimdi size bahsettiğim tansiyon özelliğini gördüğünüz üzere kolumda tansiyon aleti var. Ve tansiyonun aleti de aslında burada. Şimdi önce telefonla bir tansiyonumu ölçeceğim. Ondan sonra da makineyle tansiyonumu ölçeceğim. Bakalım telefon gerçekten iyi bir şekilde tansiyon ölçebiliyor mu? Bu arada uygulama bayağı iyi. Şöyle göstereyim size de. Aynen, oturun diyor ve sensörü kapatın diyor. Şöyle sensör şurada. Farklı bir sensör var zaten. Raise the phone to the same level as your heart. Kalp hızasına getirmemi istiyor ve şuraya koyduğum zaman gördüğünüz üzere ölçmeye başlıyor. Şu anda ölçüyor. Şöyle tutayım ki doğru ölçsün. Bakalım nasıl çıkacak. Merak içindeyim ben de. Yani bayağı hızlı ölçüyor açıkçası. Ortalama 1 dakika sürmüyor galiba. Evet, bitti. Şu an 12'ye 7 çıktı tansiyonum. Zaten olması gereken düzey bu. 122'ye 76 olarak gördük arkadaşlar. Hızlıca şimdi makineyi çalıştırıyorum. Burayı bir hızlandırırız biz. Çünkü bu birazcık uzun sürüyor bunun ölçmesi. Şişiyor değil mi? Bayağı şişiyor abi. Sıktı bildiğin kolum oluyor yani. Evet, şimdi başladı. Çok konuşmamam lazım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere konuşmuyorum. Konuşmaya gerek yok, anlatmaya gerek yok. Sadece tek bir parmağımla S9 Plus gördüğünüz gibi tansiyonumu doğru bir şekilde ölçtü. Ufak tefek 2-3 farklılık var ama genel olarak baktığınızda birebir aynı arkadaşlar. Arkadaşlar böylesine güçlü bir telefonla açıkçası oynayamayacağınız oyun yok denebilecek kadar az. Telefona kurduğumuz Tekken ve Iron Blade'de hiçbir kasma, donma ya da buna benzer hiçbir sorunla karşılaşmadık. Isınma konusunda telefonun sıcaklığına baktığımızda herhangi bir sorunla açıkçası karşılaşmadık. Zaten telefon artık kendini performans anlamında kanıtlamış bir telefon, bence oyun konusunda da sizleri üzmeyecek bir cihaz olmuş. Arkadaşlar 6.2 inç ekran boyutuna sahip bu koskocaman telefonu yere düşürmeden kullanabilmeniz için Samsung yine erişilebilirlik teknolojilerini de sizlerle buluşturuyor. Şöyle bir iki tane örnek verecek olursam, mesela telefonla selfie çekerken yine telefonun arkasındaki sensöre parmağınızı koyarak ön kamerayla selfie çekmeniz mümkün. Bunun yanı sıra işte ekranı yine böyle sol köşede ya da sağ köşede küçültüp yine tek elle kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bunlar da oldukça güzel detaylar. Pil tarafına baktığımızda telefonda 3500 mAh'lik bence yeterli bir batarya konumlandırılmış. Telefonu kullandığım süre boyunca açıkçası şarj sorunu neredeyse yaşamadım diyebilirim size. Şarj konusunda telefon kendini bana
yani benim için beni tatmin edecek kadar kanıtladı. Telefonu şarj etmek isterseniz de zaten Samsung'un yine kendini kanıtladığı bir teknoloji olan hızlı şarj sorunsuz bir şekilde çalışıyor. %50 şarj için yarım saat kadar bir süre sizin için yeterli oluyor. Bu arada hızlı şarj demiştim. Hızlı şarj için de gerekli olan her şey kutunun içinden Samsung tarafından size sunuluyor. Yani telefona 5000 lira verdin, bir de üstüne 600 lira daha ver, adaptörü falan al demiyor adam size. Her şeyi kutunun içine koymuş, evinize göndermiş. Samsung'u buradan bu bonkörlüğü için bir kere daha tebrik etmekte fayda var. Son olarak telefon alınır mı alınmaz mı sorusuna cevap vermek için arkadaşlar şöyle notlarıma bakarak bir ilerleyeyim. İlk olarak şunu belirtmemde fayda var. Telefonun kutusundan çıkan aksesuarlar Samsung'un sizin paranıza verdiği değeri net bir şekilde gösteriyor. Yani adamlar sizin ihtiyacınız olan her şeyi kutuya konumlandırmışlar. Bu da onların, bana sorarsanız, size verdiği saygıdan kaynaklı. Şu anda telefonu satın almak isterseniz 5199 lira gibi bir rakam ödemeniz gerekiyor. Fakat videonun çekildiği bu tarihte, yani 19 Mart 2018 tarihinde şöyle bir kampanya var arkadaşlar. 22 Mart'a kadar geçerli bu kampanya bu arada. Eğer telefonu ön siparişte, yani şu anda alırsanız, telefonun yanında bayağı pahalı olan yaklaşık 1300 lira değerindeki Gear Sport'u Samsung size hediye ediyor arkadaşlar. Bence muhteşem bir kampanya bu. Benim bayağı hoşuma gitti açıkçası. Eğer yok ben saatle işim olmaz kardeşim, bana ne saatten falan diyorsanız da 400 lira gibi bir hediye çekinde isterseniz telefonun yanında alabiliyorsunuz. Bu da bir diğer seçeneğiniz. Yalnız yine söyleyeyim, kampanya 22 Mart 2018'de bitiyor. Videonun yayınlanma şeyi de aşağıda yazıyor tarihi. Sonradan bize bak böyle bir kampanya yok falan filan diye biliyorum yorum atacaksınız. Ben baştan uyarayım. Kampanya şu an itibariyle yaklaşık 2 ya da 3 gün falan kalmış durumda. Genel olarak baktığımda arkadaşlar S9 serisi gerçekten heyecan verici özelliklere sahip. Halihazırda S8 veya S8 Plus kullanıcısısınız. Geldik önemli bir noktaya. Bana göre birazcık bu telefona böyle birazcık mesafeli olmanızda fayda var. Çok çok böyle muhteşem açıkçası farklılıklar yok. Ama eğer yeni bir cihaz almayı düşünüyorsanız S8 mi S9 mu diye kafanızda sorular varsa, hatta S7 mi diye sorular varsa, bütçeniz de uygunsa bence S9 serisini tercih edebilirsiniz. Çünkü S9 serisi Samsung'un bayağı üstünde uğraştığı, uzun yıllardır değerlendirdiği özellikleri topladığı bir cihaz olmuş gibi gözüküyor ve oldukça da güzel özelliklere sahip. Genel olarak telefon alınır mı alınmaz mı sorusunun cevabını da böyle verdiğimi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? S9 alınır mı? S9 Plus alınır mı? Bunların hepsini yorumlara yazın. Telefonu nasıl bulduğunuzu da yorumlara yazın. Aşağıda hepsini birlikte tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu da beğenin. Hoşçakalın.